Raindrops TV'nin Fikir Atölyesi programına hoş geldiniz Ömer Hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sorularımız gelmeye devam ediyor. İlk sorumuz şöyle. Kader nedir? Yaşadığımız her şey kaderimizde yazılıysa nasıl irade sahibi olabiliriz? Kader nedir? Aslında gerçekten bu İslam teolojisinin belki de anlaşılması en zor kavramlarından biridir diyebiliriz. Hatta ilk dönemlere baktığımızda, klasik dönem diyoruz biz buna, İslam tarihinde sırf bu kader meselesi yüzünden birçok farklı itikadi mezhepler ortaya çıkmış. Mesela Cebriye, Kaderiye, Mutezile gibi mezhepler ortaya türemiş, çıkmışlar. Dolayısıyla günümüzde bile halen bu meseleyi anlamakta bazı zorluk çeken insanlar var. Dolayısıyla kader meselesini anlamak için bence ilk önce biz kelimenin etimolojik kökenine bakmamız gerekiyor. Kader Arapçadan gelen bir kelime, kökeni ise kadera oluyor. Kadera ne demek? Miktar, spesifik bir ölçü, takdir etme, bir şeye güç yetirme, kudret yetirme anlamlarını taşıyor. Kur'an-ı Kerim'de zaten inna kulle şeyin halaknahu bi kader diyor. Yani biz her şeyi bir kaderle yarattık. Dolayısıyla literal anlamda kader kelimesine baktığımızda ölçü anlamına geliyor. Yani spesifik bir ölçü anlamına geliyor, takdir anlamına geliyor ve günümüzün modern bilimi açısından o perspektiften baktığınızda gerçekten biz evrende, özellikle makro evrende bu ölçüleri görüyoruz. Her şeyin böyle spesifik ve çok şöyle söyleyebilirim, mesela hassas dengelerle yaratıldığını gözlemliyoruz. Bazı örnekler verecek olursak, mesela diyelim ki kütle çekim gücü. Bunun belirli bir denklemi var matematikte. F eşittir büyük G M1 çarpı M2 bölü R kare mesela. Bu evrenin neresine giderseniz gidin bu denklem değişmiyor. Yani çok hassas hesaplar var orada. Bütün kainat esasında, bütün evren dört temel güç üzerine kurulmuş ve bu güçlerin hepsinde de böyle çok hassas dengeler var. Bunlar işte nükleer güç, elektromanyetik güç, zayıf güç ve kütle çekim gücü diyoruz biz bunlara. Ve bunların ayarlarında mesela çok ufak bir oynama bile olsa bu kainatın, evrenin sonu olabiliyor, çökmesi olabiliyor veya artık yaşam barındıramayacak bir hale gelebiliyor. Dolayısıyla biz makro evrende adeta bir determinizm görüyoruz. Her şey planlanmış, programlanmış bir kader çerçevesi içinde işliyor. Fakat bazı insanlar bunu yanlış anlayabiliyor. İnsan fiilleriyle, insan tercihleriyle ilgili konuya gelince bunu fatalizm olarak anlıyorlar. Aslında bizim inançlarımızda fatalizm diye bir şey yoktur. Yani cebri bir şey yoktur. Tamamen farklı konulardır onlar. Fakat öncelikle biz literal anlamda kaderin ne olduğunu anlarsak daha sonra o işte insan iradesi meselesini daha iyi açıklayabiliriz. Dolayısıyla bahsettiğim gibi evrende gerçekten bir determinizm var. Yani her şey çok hassas planlarla işliyor. Mesela makro alemde de bir örnek verecek olursak güneşin etrafında dönen gezegenlere baktığınızda hepsi bir hesaba göre hareket ediyor gerçekten. Örneğin biz Jüpiter gezegeninin 6 ay sonra tam olarak nerede olacağını biliyoruz, tespit edebiliyoruz ve hesap yapabiliyoruz. Yarın güneşin tam olarak saat kaçta, dakikasına kadar doğacağını biliyoruz. Bu bize neyi gösteriyor? Evrende bir determinizm olduğunu gösteriyor. Evrende belki determinizm olmayan tek yer kuantum alemi diyebiliriz. Quantum mechanics, quantum physics diyebiliriz. Burada çok kafa karıştırıcı şeyler tespit edildi. Yani kuantum fizik dediğimizde atom altına iniyoruz biz. Atom altındaki o küçük parçacıkların hareketlerinden bahsediyoruz. Basit bir örnek verecek olursak elektronun
atom çekirdeği etrafındaki hareketine, biz momentum diyoruz buna, böyle bir bulutumsu bir şey oluşturuyor hareketi esnasında. Ve bu hareketi kesinlikle mesela gezegenlerin güneş etrafında dönüşüne benzemiyor. Hiçbir alakası yok. Çünkü bir elektronun belirli bir anda, belirli bir zamanda nerede olabileceğini kesinlikle belirleyemiyorsunuz. Çok ilginç bir şey. Biz buna belirsizlik prensibi diyoruz Heisenberg'in. Diğer taraftan önemli bir şey de kuantum fizikte particle duality diye bir şey var. Particle duality şu anlama geliyor. Bir parçacık aynı zamanda hem dalga gibi hareket edebiliyor, aynı zamanda da bakıyorsunuz bir parçacık haline de gelebiliyor. İşin çok enteresan kısmı şu ki insanlar bir parçacığı gözlemlemedikleri zaman adeta bir bulut gibi, bir dalga gibi davranıyor. Fakat ne zaman siz gözlemliyor ve ölçüm yapıyorsunuz bir anda parçacık haline geliyor. Şimdi onun bir üçüncü bir şeyi de var. O da çok ilginçtir. Zaten bu nedenle fizikçiler orada bir olasılıklar alemi olduğunu iddia ediyorlar. Belirsizlik olduğunu, yani randomness olduğunu iddia ediyorlar. Fakat aslında öyle değil. Bunu izah edeceğim ben. Mesela üçüncü bir şey de şu kuantum aleminde. Diyelim ki bir elektron işte atom çekirdeğinin etrafında hareket halinde, bulut şeklinde. Ve siz onu ölçüm yapıyorsunuz. Ölçüm yaptığınızda onu bir parçacık olarak görüyorsunuz. Fakat elektronlarda up spin ve down spin diye iki şey var, hal vardır. Şunu şöyle anlatayım. Mesela up spin dediğimiz şey de soldan sağa dönüyorsa, down spin'de de sağdan sola dönüyordur. Fakat biz hiçbir zaman ölçüm yaptığımız ana kadar bir elektronun soldan sağa mı döndüğünü veya sağdan sola mı döndüğünü tespit edemiyoruz. Ölçüm yapıldığında anlıyoruz. Dolayısıyla bu nedenle orasına tamamen bir olasılık alemi olarak bakıyorlar. Haddi zatinde ben böyle düşünmüyorum. Yani gerçek böyle değil. Çünkü bir misal vereyim size. Mesela siz elinize bir diyelim bir para aldınız ve onu havaya attınız, madeni para. O para havada dönerken yazı da olabilir, tura da olabilir. Hatta ikisi aynı anda diyebilirsiniz. Çünkü dönüyor para. Ne zaman yere düşüyor, o zaman anlıyorsunuz ki o yazı mı, tura mı. Ve biz bunu hiçbir zaman anlayamayız belki. Teorik fizik gerçi yani buradaki bütün denklemleri, her şeyi bir insan bilebilirse her parayı attığınızda aslında yazı mı gelecek, tura mı gelecek bilebilirsiniz diyor. Fakat bu teorik planda kalıyor. Fakat şöyle bir şey düşünün. Öyle bir akıl var ki, öyle bir ilim sahibi var ki ilminin sonu yok, sınırı yok. Yani evrende meydana gelen her şeyi kuantum level'a kadar, yani kuantum seviyesine kadar her şeyi bilen bir ilim sahibi düşünün. İşte o ilim sahibi o elektronun ölçüm yapıldığında sağa mı döndüğünü, sola mı döndüğünü ta baştan biliyor olacaktır. Veya bir parayı havaya attığınızda onun yazı mı tura mı geleceğini bilir. Dolayısıyla biz şu kanaata varabiliriz. Yani dış planda veya gözlemlediğimizde sanki böyle bir olasılık alemi gibi görünen kuantum aleminde bile aslında arkasında belirli bir determinizm var diyebiliriz. Yoksa insan çelişkiye düşer. Çünkü makro alemde gördüğümüz bu mükemmel nizam, intizam, işleyişe baktığımızda bunun böyle mikro planda tamamen olasılıklar neticesinde meydana geleceğini iddia etmek biraz mantıksız olur. Dolayısıyla biz evrenin her yönüyle, her tarafında mükemmel bir ölçü olduğunu, plan olduğunu, hatta fizikte buna şey diyorlar, fine tuning, yani ince ayarlar çekilmiş evrene ve biz bunu gözlemleyebiliyoruz. Şimdi evrende böyle bir determinizm var. Fakat soruda şu vardı, eğer böyle her şey determinedsa, yani önceden belirlenmişse, bir program dahilinde işliyorsa, o zaman insan nasıl irade sahibi olabilir? Şimdi işte esas mesele burada. Felsefede burayı açıklamak çok önemlidir. Çünkü evrende her şeyin nasıl işlemesi, hangi planda takip etmesi, önceden belirlenmesi, bunun bilinmesi ve kaydedilmesi, biz buna kader diyoruz zaten,
insan iradesini iptal etmiyor. Niye iptal etmiyor? Çünkü kader bir nevi ilimdir, bilmektir. Dolayısıyla ilim de her zaman maluma tabidir. Yani gerçekte meydana gelecek şeye tabidir. İlim bir şeyi bilmektir, onu cebren yaptırmak değildir. Yani insan iradesinden bahsediyorum. Bir örnek verecek olursak çok basit mesela. Ben bir arkadaşımın önümüzdeki hafta yapacağı her şeyi bilsem ve onu bir kenara not alsam, işte falanca arkadaşım bütün bunları yapacak önümüzdeki hafta desem. Ve önümüzdeki hafta geldiğinde gerçekten o arkadaş bütün o yazıp not ettiklerimi, benim bildiklerimi yapsa, şimdi ben o arkadaşa onları cebren yaptırmış mı oluyorum? Yoksa sadece o onları zaten yapacaktı o fiilleri, fakat ben önceden tespit etmiş mi oluyorum? Yani şöyle bir misal de verebiliriz buna. Diyelim ki işte astronomlar yarın, biraz önce bahsettiğim gibi, Güneş'in tam olarak dakikasına kadar saat kaçta doğacağını tespit ediyorlar. Hani siz bunu mesela Google'da bile yazdığınızda, hatta yarın değil 6 ay sonrasını sorun. Diyelim ki işte Aralık ayının 23'ünde Güneş sabah saat kaçta doğacak. Google sizi buna en küçük dakikasına kadar veriyor bu veriyi. Şimdi o gün geldiğinde ve Güneş gerçekten o dakikada doğduğunda bir insan şunu söyleyebilir mi? Ya işte falanca astronom bunu tespit ettiği için Güneş'i o doğurdu o saatte. Böyle bir mantık olur mu? Yok. O sadece ilmiyle tespit etmiş oluyor. Şimdi kaderde bir yanlış anlaşılan mesele de şu. Biraz önce arz ettiğim gibi, nasıl ki eskiden farklı itikadi mezhepler çıkmış bu konuda. Mesela Cebriye çıkmış, demiş ki irade diye bir şey yoktur. Bu bir illüzyondur. İnsanlar aslında böyle rüzgarda sağa sola savrulan yapraklar gibidir. Rüzgar nereye eserse biz de oraya gideriz. Öyle bir görüş bakmışlar. Bu tamamen cebri. Yani biz buna işte fatalizm diyoruz. Diğer taraftan da Mutazile çıkmış. Mutazile imamları da demişler ki kader insan olarak, insana baktığınızda insan fiilleri olarak kader diye bir şey yok. İnsan kendi fiillerinin yaratıcısıdır demişler Mutazile. O dengeyi bir türlü sağlayamamışlar. Fakat Ehl-i Sünnet vel Cemaat o dengeyi sağlamış. Şimdi günümüzde bile aynı hatalar sürekli tekrarlanıyor. Niye tekrarlanıyor onu arz edeyim. İnsanlar kadere bakarken ya sadece kozalite denilen bir şey var fizikte, ya sadece sebebe bakıyorlar veya sadece sonuca bakıyorlar. Şimdi bir hadiseyi, bir olayı siz sadece sonucuyla değerlendirirseniz o zaman o fatalizme girer. Dolayısıyla mesela bir örnek vereyim hiç konuyu açıklamak açısından. Mesela Ebu Cehil İslam'ın en büyük düşmanıydı. Şimdi bu Ebu Cehil inançsız olarak öldü, kafir olarak öldü. Şimdi bu Ebu Cehil'in biz kader kitabına bakmış olsaydık, Levh-i Mahfuz'daki halini görmüş olsaydık, orada Ebu Cehil kafir olarak ölecektir diye bir ifade yok. Çünkü bu sırf sonuca bakar. Siz ona baktığınızda bu cebri olur. O zaman Ebu Cehil'in kafir olarak ölmekte hiçbir suçu olmaz. Dolayısıyla mahşer günü de siz onu hesaba çekemezsiniz. Doğru da olmaz, bu adil de olmaz. İşin çözmenin, bu işi çözmenin, bu felsefi kavramı çözmenin en güzel yolu şudur. Ebu Cehil'in esasında kaderinde şöyle yazar. Sebep ve sonuç beraber yazılır. Yani Ebu Cehil kendi hür iradesiyle küfrü seçecek ve o şekilde yaşayacak. Neticesinde de kafir olarak ölecektir diye yazar. Bakınız bütün tablo değişti. Niye değişti? Çünkü sebebi de yazıyor. Yani o kararı veren esasında Ebu Cehil. Yani Cenab-ı Allah bir insana neyi seçeceğini, hangi tercihi yapacağını cebren şey uygulamaz. Yani sen böyle olacaksın, böyle bir şey yok. Yoksa imtihan diye bir şey olmaz. Dolayısıyla Cenab-ı Allah bir insanı böyle bir dereye, bir göle itip ondan sonra da sakın ıslanma demez. Bunda böyle bir mantık olmaz. İkinci sorumuz şöyle hocam. Kur'an insan fiillerinin de Allah tarafından yaratıldığını söylüyor. Fakat insanlar bazen kötülük de yapıyorlar. Kötü fiilleri de mi Allah yaratıyor
veya dünyadaki kötülüklere Allah niçin izin veriyor? Aslında bu da çok sıkça sorulan bir soru. Daha çok biz buna theodicy problemi diyoruz. Yani şer problemi deniliyor buna. Allah insan fiillerini yaratıyor mu? Evet, Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Vallahu halakakum ve ma ta'melun. Yani o sizi ve yaptıklarınızı yaratır. Dolayısıyla evet, insan fiillerini yaratan insan Allah'tır. Fakat o fiilleri yapmaya, kesbetmeye niyet eden insandır. Dolayısıyla neticede o fiillerin faili insan olarak sayılır. Cenab-ı Allah sadece bizim istediğimizi yaratıyor. Yani bir insan kötülük yapmak isterse evet, Allah ona izin veriyor, yaratıyor. Bunun nedeni de şudur. Dünyada biz bir imtihan geçiriyoruz. Yani dünya geçici bir yer, fani bir yer. Ve bu imtihan neticesinde ya ebedi bir hayat kazanacağız, mutluluk içinde yaşayacağız veya cezalandırılacağız. Dolayısıyla bu imtihan çok önemli bir imtihan. Fakat imtihanın adil olması için insanoğlunun irade sahibi olması lazım. Dolayısıyla bazı insanlar diyorlar hani, ya Cenab-ı Allah niye insanları kötülük yapmalarına izin veriyor? Dünyada niye bu kadar kötülük var? Şimdi biz bu insanlara şöyle bir teklifte bulunsak veya şöyle diyeyim, Cenab-ı Allah böyle bir teklifte bulunsa, farz-ı muhal diyelim ve dese ki ey insanoğlu, ben dünyada hiçbir kötülüğe izin vermemek için durdurabilirim bütün bunları. Fakat bir şart oluyor burada. O da sizlerin iradesini iptal etmem gerekiyor. Çünkü kötülükler insan iradesinden kaynaklanıyor. Neticede kötülüğü yapmak isteyen insandır. Böyle bir teklifi hangi insanoğlu kabul ederdi ki? O zaman bizim diğer mahlukattan ne farkımız olurdu? Örneğin diğer mahlukata baktığınızda, mesela bir arıyı düşünün. Arı belki de milyonlarca yıldır bal yapıyor, değil mi? Bir ilhamla yapıyor bunu. Siz şimdi arıya deseniz veya arı şöyle bir şey düşünse, dese ki ya ben 1 milyon senedir, 2 milyon senedir hep bal yapıp duruyorum. Ben bıktım artık bundan. Ben bundan sonra çorba yapacağım. Misal olarak söylüyorum. Bu mümkün müdür? Mümkün değil. Çünkü o arının DNA'sı ona göre programlanmış. Yani cebri yaptırılıyor o iş ona. Ve mükemmel bir şey çıkartıyor, bir ürün çıkartıyor ortaya. Sadece insanda, bakınız bu kavram yok. Niye? Çünkü insan kendi kararlarını verebiliyor. Yani bugün diyor ki ben kebap yiyeceğim, ertesi gün misal pilav yapacağım diyebiliyor. Dolayısıyla bize bir tercih hakkı verilmiş. İrade verilmiş. Biz buna irade-i cüz'iye diyoruz. Fakat bu irade verilince de yani doğal olarak insan kötülük de yapabiliyor. O irade esasında bizlere iyilik yapalım, hayır yapalım diye verilmiş. Fakat biz bunu yanlış yönde de kullanabiliyoruz. Bu nedenle Cenab-ı Allah biz bir şeyi irade ettiğimizde maalesef kötülük de olsa o seçtiğimiz, o yaptığımız tercih, Cenab-ı Allah bunun yaratılmasına izin veriyor. Son olarak bu konuyla ilgili bir şey daha ifade etmek isterim. Aslında yaratılan şeylere baktığınızda evrende her şey güzel yaratılır. Hatta ahsene kulli şeyin halaka diye bir şey var Kur'an-ı Kerim'de. Yani her şeyin yaratılışı güzeldir. Bazı şeylerin yaratılışı bizzat, yani görünüşte güzeldir. Fakat bazı şeylerin yaratılışı netice itibariyle güzeldir. Fakat birçok hayıra, birçok güzelliklere vesile olsun diye yaratılan bazı şeyleri İnsanoğlu iradesiyle yanlış bir şekilde de kullanabiliyor. Ve kötülükler bundan ileri geliyor. Bir basit örnek verecek olursam, mesela Cenab-ı Allah ateşi yaratmış. Şimdi ateş faydalı bir şey, yaratılışı güzel bir şey. Niye? Bize ışık veriyor, ısı veriyor, enerji veriyor. Üzerinde yemeklerinizi pişirebiliyorsunuz örneğin. Fakat bir insan gidip de o ateşin içine elini böyle sokuverse, elini yaksa kendine, ondan sonra ya bu şer, bu ateş niye yaratılmış dese, çok doğru bir, değil mi, mantık yürütmüş olmuyor. Çünkü sen onu yanlış kullandın. İşte kötülüklerin, genelde dünyada meydana gelen kötülüklerin kökünde, esasında, arkasında genelde insan iradesi var.
Yoksa Cenab-ı Allah hiç kimseye kötülüğü emretmez. Kötülük yapmasını da emretmez. Fakat onlar dilerse, niyet ederse, kesbederse, imtihanın sırrı bozulmaması için Cenab-ı Allah o işe izin verir. Hatta fiillerini yaratır. Niye fiillerini yaratır? Kur'an-ı Kerim söylediği gibi. Çünkü biz kendi fiillerimizi yaratmaktan aciziz. Mümkün değil. Yaratmak sadece Allah'a mahsustur. Ve biz bunu çok rahatlıkla ispat edebiliriz. Bakınız, mesela siz bir arabaya biniyorsunuz. Gaza bastığınızda araba hareket ediyor. Bir araç mesela ortalama diyelim işte 1500 kilo, 1,5 ton. Şimdi sizde o 1,5 tonluk aracı hareket ettirme gücü, kuvveti var mı? Yok. O aracı hareket ettiren onun işte motorunun dizaynı, değil mi? İçindeki o transmission diyoruz. Her şeyine baktığınızda bir araya yapılmış ve o hareket edecek hale getirilmiş. O araca siz bindiğinizde şoförü olarak tek yaptığınız şey esasında ne yapıyorsunuz? Gaza basıyorsunuz, o kadar. Ve koskoca araç hareket ediyor. Şimdi insanın kendi fiilleri de böyledir. Mesela ben şu elimi havaya kaldırmak istediğimde ben buna niyet ederim. Fakat o anda şu elin havaya kalkması anında vücudunda neler oluyor benim haberim bile yok. Çok ilginç bir şey. Mesela beynimizde nöron hücreleri ateşlemeye başlıyor. Sinyaller üretiyor. Sinir sistemimizden bu kol kaslarımıza geliyor. Kaslarımız geriliyor. Belirli bir şekilde el havaya kalkıyor. Bunların hiçbirine esasında ben müdahil değilim. Bunları bir yaratan var, bütün bu hareketleri. Fakat ne oluyor? Bu hareketi yapmada mesul ben oluyorum. Çünkü niyet eden benim, kesbeden benim, o hareketi isteyen benim. Bazen insanlar bu iki kavramı da birbirine karıştırabiliyorlar. Evet, evrende meydana gelen her şeyi Cenab-ı Allah yaratıyor. Fakat kul fiilleriyle ilgili meselelerde fiillere karar veren, cüzi iradesiyle karar veren, o tercihi yapan kullardır. Üçüncü sorumuz, dua ve sadakanın insanları bazı bela ve musibetlerden koruyacağı bildiriliyor. Buna göre kader değişiyor mu? Evet, bu da çok enteresan bir soru ve sürekli sorulan bir soru esasında. Evet, birçok hadis var. Mesela sadakanın belaları def ettiği, duaların belaları def ettiğini biliyoruz. Hadislerde zaten Allah Resulü bunu bize bildirmiş. Fakat bu konuda kader değişiyor mu diye sorduğumuzda esasında soru şu oluyor. Cenab-ı Allah'ın ilmi değişir mi? Cenab-ı Allah bir şeyi biliyorsa o bildiği şey değişmez. Allah'ın ilmi değişmez. Aslında biz mesela diyelim ki bir konuda bir sadaka verdik, bir hayır yaptık ve başımıza kötü bir iş gelecekti. O def edildi. Biz o kaza diyelim mesela, o kazayı atlattık. Başımıza kötü bir şey gelmedi. Şimdi burada ne oldu? Kader değişti mi? Hayır, bizim açımızdan değişti gibi görünse de aslında mesela öyle bir gücümüz olsaydı, biz levh-i mahfuza bakabilseydik orada şunu görecektik. İşte falanca kişi başına falanca olay gelecekti. Fakat o hayır yaptı, sadaka verdi, dua etti ve o olay, o kötü hadise onun üzerinden kaldırıldı ve başına gelmedi. Yani kader gene olacağı aynı sizin verdiğiniz sadakaya içine alarak o şekilde belirliyor. Yani dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın o ezeli ve ebedi ilmi değişmez. Dolayısıyla kader de değişmez. Levh-i mahfuzda yazılan da değişmez. Fakat bizim açımızdan değişiyor gibi görünebilir. Aslında bunu daha güzel açıklamak için Hazreti Ömer devrinden bir misal var. Çok böyle güzel bir misal. Hazreti Ömer bir gün halifeyken Medine'den yola çıkıyorlar. Şam'a doğru seyahat ediyorlar. Yolda etrafındaki arkadaşlarıyla bir yerde bir mola veriyor, kamp yapıyorlar. O anda Şam tarafından at üzerinde bir adam geliyor. Bunlara yaklaştığında şöyle diyor: "Ya Ömer, sakın Şam'a gitmeyin. Çünkü orada veba salgını başladı. Herkes vefat ediyor, herkese bulaşıyor. Sakın gitmeyin oraya." Hazreti Ömer de arkadaşlarıyla oturuyor ve bir istişare yapıyor. Karar şöyle çıkıyor: Medine'ye dönüyoruz. O anda hatırladığıma göre Ubeyde olacaktı sahabelerden biri. Diyor ki: "Ya Ömer, yazıklar olsun sana. Sen Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun?" diyor. Şam'ı gösteriyor.
Ve Hazreti Ömer de şöyle cevap veriyor. Ya Ubeyde diyor, sen kaderi anlamamışsın. Evet, ben Allah'ın kaderinden, yani böyle Şam'ı göstererek parmağıyla, ondan sonra Medine'ye işaret ederken Allah'ın kaderine kaçıyorum diyor. Allah'ın kaderinden Allah'ın kaderine. Yani biz şunu anlayamıyoruz. Cenab-ı Allah zaman ve mekandan münezzeh olduğu için aslında biz hangi kararı versek, hangi tercihi yapsak o zaten biliyor. Evren esasında, bizim evren dediğimiz şey zaman ve mekan bir arada işlediği için, hatta biz buna şey diyoruz, uzayın zaman ve mekan dilimleri diyoruz. Çünkü uzay sürekli genişliyor, evren genişliyor. Bu genişleme esnasında da üst üste birbiri ardına zaman ve mekan dilimleri oluşuyor. Zaten bu nedenle biz mesela teleskoplarla bir yıldıza baktığımızda, diyelim ki o yıldız 2000 ışık yılı ile ötede, biz o yıldızın 2000 yıl önceki halini görüyoruz. Çünkü o yıldızın ışığı bize ulaşması 2000 yıl sürüyor. Dolayısıyla biz geçmişe bakmış oluyoruz. Şimdi şöyle bir şey düşünün, elinize bir kitap alın. O kitabın, diyelim ki kainat kitabı olsun o, en baştaki sayfası veya kapağı diyelim Big Bang olsun. Yani kainatın ilk başlangıcı olsun ve kitabın arka kapağı da kıyamet olsun. Yani kainatın sona ermesi olsun. İçinden bir yaprağı açalım biz. O yaprak da şu anda bizim içinde yaşadığımız yıl olsun. İşte biz o uzay zaman dilimi dediğimiz o yaprağın içinde mahkumuz insanlar olarak. O kitabın o yaprağı içinde. Önceki yapraklara, sayfalara biz gidemiyoruz. Önümüzde gelecek sayfalara da gidemiyoruz. Çünkü henüz gelmedi onlar. Fakat bu kitap Cenab-ı Allah açısından yazılmış. Dolayısıyla Cenab-ı Allah kapağından arka kapağına kadar, içindeki bütün sayfalara kadar ne varsa hepsini biliyor. Ve o kainat kitabının içindeki bütün malumat da o kitap yazılmadan, yaratılmadan önce bile Cenab-ı Allah'ın sonsuz ilminde mevcuttu. Çünkü bir insan bir kitap yazmak istese o kitabın içindeki bütün mühtevası zaten o insanın, değil mi, ilminde vardır, aklında vardır. Ondan sonra onu kaleme döker. Kaderi de böyle görmek lazım. Yani kader neticesinde bir ilimdir. Ve ilim maluma tabidir olacaklara. Cenab-ı Allah yani bazı şeyleri olacaklarını bildiği için yazıyor. Yoksa onu yazdığı için biz zorlana yapmıyoruz onu. İnsanlar burada hata yapıyorlar çok. O bilmiş, yazmış, kaydetmiş. Biz niyet ediyoruz, o yaratıyor. Bizim dışımızda, yani cüzi iradesi olmayan bütün varlıklara baktığımızda, maddi aleme baktığımızda, özellikle cansız varlıklara da baktığımızda, orada biz bir determinizm olduğunu görüyoruz. Her şey bir kader planında işliyor. Son olarak şunu ifade edeyim, daha güzel anlaşılması açısından. Ben bu kader meselesini, bu evreni daha çok böyle bu video oyunları olur, ona benzetiyorum biraz. Mesela siz bir video oyunu oynadığınız zaman orada bir avatar seçersiniz, bir karakter seçersiniz. Sonra elinize böyle kontrolleri alırsınız. O karakteri böyle zıplatırsınız, hoplatırsınız, takla attırırsınız, değil mi? Oturup kaldırırsınız ayağa. Fakat şurası çok önemli. O karaktere siz ancak program dahilinde iş yaptırabilirsiniz. Mesela o video programında işte o avatarı uyutma diye bir şey yoksa siz istediğiniz kadar kontrol edin, uyutamazsınız onu. Demek nedir? Evren öyle bir video oyunu gibi, her şey programlanmış. Fakat bu program içinde insanlar adeta bir avatar gibi, onlara bir böyle belirli bir esneklik verilmiş. Bazı şeyleri yapabiliyorlar fakat yaptıkları şeyler sınırlı. Yani orada bunun için biz cüzi irade diyoruz buna. Külli irade ise program sahibine ait, Cenab-ı Allah'a aittir. Verdiğiniz güzel cevaplardan dolayı çok teşekkür ediyoruz Ömer Hocam. İlerleyen haftalarda teşekkür ederim.